Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Crypto Kontu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir teknik analiz videosuyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Bitcoin ATH dediğimiz tüm zamanların rekoru en yüksek seviyesini kırdı. Kırdı ama tatmin oldum mu? Olmadım. Çünkü aslında hepimizin psikolojik eşiği arkadaşlar 20 bin dolar. Bitcoin daha önce bakın burada çizdim 19.600 dolarları görmüştü. Bugün bakın şurada fitil attı. 19.800-900 dolarları gördü. 100 dolar kaldı arkadaşlar 20 bin doları görmesine. Evet ATH yaptı ama 20 bin doları geçemedi. Olsun, çok keyifli ve güzel bir gün yaşıyoruz. Twitter ve Telegram ahalisi coşuyor. Kah gülüp kah ağlıyoruz. Bugün sizlere 3 coin inceleyeceğim arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum ve Ripple, XRipple. Aynı zamanda 3 etkinlikten bahsedeceğim. Para kazanabileceğiniz çekiliş, bir tanesi direkt garantili, diğer 2 tanesi çekiliş olan 3 etkinlikten bahsedeceğim. Ve Bitcoin dominasyonuna bakacağız. Arkadaşlar şu an evet boğa sezonu yaşıyor muyuz? Boğa sezonu yaşıyoruz ama tam boğada mıyız? Hayır değiliz. Tam boğada olmadığımızı nasıl anlıyoruz? 2017'nin o büyük kışı, Aralık ayı arkadaşlar Bitcoin o rekor kırdı. 19.600 dolarlar dediğimiz seviyeleri gördüğü zaman Google'daki Bitcoin kelimesinin aramasına baktığımız zaman henüz o seviyeleri yakalamamışız. Birçok arkadaş teknik analiz yapar, temel analiz yapar, videolar çeker, sohbet ederiz. Ama özünde kullandığımız boğa analizimiz hepimizin 2017'deki o Google'daki evet Bitcoin arama kelimesi ve gerçekten henüz oraya ulaşmadı. Şu an benim videomu izliyorsanız ben tahmin ediyorum ki %70'iniz, %60'ınız ilk defa Bitcoin'le tanışıyorsunuz. Google'dan arayarak, YouTube'dan arayarak buldunuz beni de. Bazı arkadaşları da buldunuz. Teknik analiz videolarım biraz uzun sürüyor ama size bir şeyler katmaya çalışıyorum. Çünkü burada uzun yılların emeği var. Yani 6 yılların, 7 yılların emeği var. Ve öğrendiklerimi aktarabilmeye çalışıyorum. En temel seviyeden, özellikle temel seviyeden atmaya çalışıyorum. Neden? Yeni giren arkadaşların çok canını yakıyorlar. Ben bu can yakmalarını azaltmak istiyorum. O yüzden anlatıyorum. Şimdi teknik analizlerimizi yapacağız ama Bitcoin daha boğa sezonundan bahsediyordum. Boğa sezonunda arkadaşlar televizyon kanallarında görürsünüz, gazetelerde görürsünüz, Twitter'da her gün TT olur. Sağda solda komşunuzdan, eşinizden, dostunuzdan duyarsınız. Bitcoin 2 katına çıkmış, 3 katına çıkıyormuş, altcoin'ler 10 katına çıkıyormuş. Millet evi arabayı satmaya başlar. Gerçekten yaptılar, çok üzülüyorum, yapmayın. Ve şuursuzca, tabiri caizse şuursuzca paralarını Bitcoin'e yatırıyorlar. Ve bu balina arkadaşlarımız, balina dostlarımız, market maker'lar bu paraları yiyorlar, bitiriyorlar ve sonra çok zor bir süreç başlıyor. Yıllarca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ben burada onun için video çekmeye çalışıyorum. Yani şuursuz olmayın, kontrolsüz olmayın. Panik alışı her zaman zarar ettirir. Kar etseniz bile panik alışı yapmayın arkadaşlar. Warren Buffett'ın çok sevdiğim bir sözü var. Çorap alacaksan bile fiyatın düşmesini beklerim diyor. Uygun yerlerden aldığınız sürece canınızın yanma olasılığı daha azalır. Benim felsefem şudur arkadaşlar. Önemli olan çok kazanmak değil, az kaybetmek. Kaybetmeyelim, kaybetmezsek kazanırız. Birçok videomda bundan bahsediyorum. Nasıl kaybetmeyiz peki? İşte burada teknik analiz yapıyoruz. Trendler belirliyoruz. Destek ve direnç seviyeleri belirliyoruz. Arkadaşlar desteklerden alıp dirençlerden satarsak kar ederiz. Her zaman bunları mükemmel yakalayamayız. Ama işte şu bölgeden alırsın, şu bölgeden satarsın, karına bakarsın. Olayın felsefesi budur. Az kazanalım, öz kazanalım, sürekli kazanalım. Bileşik faiz mantığıyla, yani bugün örnek veriyorum 1000 dolarım var, 50 dolar kazandın. 1050 dolarım var, işte %10 kazandın. İşte 105 dolarım var, toplamda 1150 doların, işte 1155 doların oldu. Bir sonrakinde %10 kazandığında işte giderek kazandığın doları artıracaksın. Bir süre sonra 150 dolar, 200 dolar, karların 500 dolar, 700 dolar. Bir bakmışsın eksponansiyel bir şekilde kâra geçmişsin. Ama zarar edersen hiçbir anlamı yok. Yatırım yaparken şunu tavsiye ediyorum. Bakın yatırım tavsiyesi vermem. Bu videoda anlattıklarımın hepsi, teknik analizlerimin hepsi benim kişisel görüşümlerimdir. Lütfen yatırımlarınızı kendi kararınıza göre yapın. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi aldığım sattığım bölgelerden bahsediyorum size. Ama size şundan bahsedeyim. Yatırım yapacaksanız arkadaşlar eşten dosttan alınan borç parayla, kredi çekilen parayla yatırım olmaz. Arabanı satarak yatırım olmaz. Kenarda bir param vardır. Maaşına göre ayırmışsındır. Kimisi 200 lira ayırır, kimisi 50 lira ayırır, kimisi 5000 lira ayırır, kimisi 25000 lira ayırır. O parayı kaybederse üzülmez. Böyle bir parayla arkadaşlar bu işe girin. Kendinizi izleyin. Aylarca izleyin.
Eğer kâr edebiliyorsanız sonrasını değerlendirebilirsiniz. Ama en başta yüklü parayla girmeyin. Telegram grubunda görüyorum, 10 bin lira kaybettim, 25 bin lira kaybettim. Ripple'a girdim, şuna girdim. Gaza gelmezsen kaybetmezsin. Gaza gelme, canın yanmasın. Benim gayem bu. Girizgahı çok uzun tuttum. Sizlerden özür diliyorum. Videoma başlıyorum. Arkadaşlar, şu an Bitcoin dolar grafiğindeyiz. 19.500 dolar seviyesindeyiz. Benim TradingView'da sevdiğim bir özellik var. Şuraya bakalım. Bitcoin performansa bakalım. Arkadaşlar, Bitcoin son bir yılda dolar karşısından bahsediyorum, %180 kazandırmış. Yani dolar TL paritesini geçtim, dolar karşısında %180 kazandırmış. Paranızı neredeyse 2'ye katlamış. Hatta 3'e katlamış, pardon. 1 Ocak'tan bu yana %170 kazandırmış. Son 6 ayda %75, son 1 ayda %26, son 1 haftada %3,6 kazandırmış. Bu Bitcoin size daha ne yapsın? Yani çok güzel bir rakamları var. 19.500 dolar seviyesinde. Arkadaşlar, bakın şu çizdiğim kırmızı bizim 2017'de gördüğümüz tüm zamanların rekoru değer ve bugün onu kırdık. Kaçı gördük? 19.900 dolarları gördük. Binance'da ben takip ediyorum. İhya oldum, coştum, mutlu oldum. Ama gel gelelim ki 20 bin doları görmediğimiz için de çok canım sıkkın. Tabii bu işin latifesi. Arkadaşlar, burada benim Twitter hesabım var ve orada şey dedim. Dedim ki, biliyorsunuz Twitter'a şey geldi. Aynı story atıyorsunuz. Tam adını unuttum. Bunu dedim. Twilly mi diyorlar? Neyse. Ana sayfada bakalım. Burada gözükmüyor. Dedim ilk bu story mi, Twitter story mi, Bitcoin 20 bin dolar olunca atacağım dedim. Bununla ilgili görürsünüz, bir tweet atmıştım ve bunu hala atamadım story'imi Twitter'a. İnşallah bekliyorum. Şimdi gelelim destek direnç seviyelerimize. Bakın şöyle bir kanal çizmiştik Bitcoin'de. Yükselen bir kanal. Çok güzel bir şekilde bu kanal içinde arttı, arttı, arttı. 19.500 dolar seviyelerinden arkadaşlar sert düştü ve 16.300 dolar seviyelerine indi. Daha önce bu bizim için bir dirençti, sonra desteğe büründü ve çok güzel bir formasyon izledi arkadaşlar 4 saatlik grafikte. Bakın burada güzel bir şekilde formasyonu takip etti. 2 defa burada, 2 defa burada desteğimiz, yani 16.400 desteğimiz test edildi. Test edildi. Lakin bizim şu trendimiz kırıldı arkadaşlar. Bakın şurada çok sert bir şekilde kırıldı. Ama sonrasında çok daha güzel bir direnç, çok daha güzel bir trend arkadaşlar. Trend gördük çok uzun yıllar, yani çok uzun vadeli diyeyim, daha uzun bir vadeli bir trendin olduğunu gördük. Yaklaşık 2,5 aylık bir trend gördük. Sonra bakın 1, 2, 3, 4 yerde, yani şunu hafif kırabilirsiniz, 4 yerde temas olan bir trendimiz var burada ve şurada bu trend sağlandı arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz mavi eğik çubuk çok harika bir trend. Bu trende bakarak hareket edeceğim. Yani ben şu an bu trendin altını kırdan stopumu koyarım, önlemi alırım. Daha önce size şöyle bir alım seviyesi çizmiştim. O alım seviyesi 16.000 ile 15.500 dolar seviyesinde. Artık bu alım destek bölgesini siliyorum ama o bölgeden aldıysanız kâr ettiniz. Daha önceki teknik analizlerin videolarıma bakabilirsiniz. Zaten bu grafiklerin çoğu o videoların, o grafiklerin devamı arkadaşlar. Şu an ben Bitcoin'de 22.000 dolar görmeyi bekliyorum. Hani bunu bir yatırım tavsiyesi olarak değil, kişisel görüş olarak paylaşıyorum sizlerle. Yüklü miktarda giriş yapmayın lütfen. Arkadaşlar, böyle bir beklentim var ama bakın şu artırımı yaptı. Şurada bir direnci denedi ama kıramadı. Tekrar düşüm olabilir. 18 bin, 17.500, 18 bin dolar civarlarına, 17.500 diyelim. Bir dönüş bekliyorum. Ama kırar döner, ama kırmadan döner. Sonrasında 22 bin dolara gitmesi planım var. Şöyle bir fırçamızı açalım. Yani şöyle bir hareket arkadaşlar. Bekliyorum açıkçası. Son şeyimizi çizelim. Bakın bir sonraki teknik analiz videomuzda da şunu bırakalım artık. Bir sonraki teknik analiz videomuzda arkadaşlar buna bakarız. Beklentilerimizi bu yönde konuşuruz. Bitcoin ile ilgili konuşacaklarım bu kadar. Trende göre işte bu aralıktan aşağı indiği zaman stoplu bir şekilde satarım. Bir miktar 19.600 dolar civarından bir miktar satıp karımı realize ettim. Aşağılardan tekrar alıp yukarılarda satmak planım. Bitcoin ile ilgili olay bu. Arkadaşlar, Ripple'a bakacağım. Ripple bugün beni çok heyecanlandırdı. Bana çok keyif verdi.
Arkadaşlar Twitter'dan beni takip edin diyorum. Bazı arkadaşlarınız yanlış anlıyor. Neden takip edin diyor. Bakın 15 dakikalık bir grafik oluşturdum Ripple'da. Ve şunu gördüm. Harika bir grafik var. Çok güzel bir direnç bölgesini defalarca test etmiş. Aşağıda bir kanal oluşmuş. Trend var. Trendi defalarca test edilmiş. Ve burada ufak ufak kırılmalar başlamış. Ben bu direncin alt seviyelerini almaya başladım arkadaşlar. Bakın şurada Twitter'ımı açayım. Bakın. Hatta bir geri gelim. Şöyle. Şimdi bunun altına bir tweet var arkadaşlar. Trend is your friend mantığıyla X10 kaldıraçlı XRP'ye girdim. Dikkat, yüksek risk içerir diyor. Arkadaşlar margin bir işlem yaptım. Bakın grafiği paylaştım. Margin bir işlem yaptığımı bahsettim. Yani margin işlemlerle ilgili bir videom var. Binance Future nasıl kullanılır diye. 10 kaldıraçlı bir işlem yaptım arkadaşlar. Bakın tavsiye etmiyorum. Çok risktir yani, kumardır. %10 kaybederse bütün paranızı eritirsiniz. Ama ben o riskimi değerlendirdim. Ve bundan da paylaştım. 10x kaldıraçla işleme girdiğimi bahsettim. Ve arkadaşlar 2-3 saat sonra çıkış yaptım. 0.61 dolar seviyelerinden girdim. 0.66 dolar seviyelerinden çıktım. %68 kar ettim arkadaşlar. Kar cebe yakışır mantığıyla. Ve bu seviyeden sonra zaten 66'dan sonra tekrar 63 seviyelerini geriledi. Çok doğru bir yerden çıkış sağlamış oldum. %68 kar birkaç saat içinde. Arkadaşlar bunları Twitter'dan bu yüzden takip etmiyorum. Yani alım yapacağım zaman siz de paylaşıyorum. Kaçırmamış olursunuz. Videom biraz uzun sürebilir, tekrar söylüyorum, ama tecrübe ve analizler paylaşıyorum. Lütfen dikkatli izleyin. Arkadaşlar Ripple neden bu kadar arttı? Ne zaman, ne kadar bu şekilde artmaya devam edecek? Şu an 65 cent civarında. Arkadaşlar Ripple'ın 12 Aralık'ta bir airdrop var. Spark Coin dağıtıyor. Binance bunu destekliyor arkadaşlar. Binance'dan çoğu Türk borsası desteklemiyor ama Global Binance destekliyor. Yararlanabilirsiniz. Bu airdrop'ta elinizde tuttuğunuz Ripple kadar size Spark Coin verecek. Çok ciddi alınan bir etkinlik değil ama beklenti alınır, haber satılır mantığıyla. Yani şu an beklenti var, artacağını bekliyor. Ben aldım, bu yüzden giriş yaptım. 12 Aralık'ta arkadaşlar bu airdrop başlayacak. Bir kısmını 12 Aralık'tan önce, bir kısmını da 12 Aralık'ta satacağım arkadaşlar. Benim kendi yatırım stratejim bu. Şu an Ripple'la ilgili uzun vadeli bir düşüncem yok. Bunun nedeni çok üzdü insanları. Biliyorsunuz aslında çok güzel bir coin'di ama çok can yaktı. Satıcı, yani sahipleri hiç iyi davranmadı. Ellerinden çıkarttılar. İşleri kara isimlere yazıldık. Davalık olaylar oldu vesaire. 12 Aralık'ta arkadaşlar Spark Coin'de herkes şey zannediyor. %100'ünü bir anda verecek zannediyor ama çok daha farklı bir dağıtma stratejisi var. Yaklaşık bir yılda dağıtacak. Ama 12 Aralık'ta elinizde tutarsanız Binance'da airdrop'tan yararlanacaksınız. Sonrasında satsanız da sıkıntı yok. İşte bir yıl süresi içinde payda payda %10 %10 verecek. Neyse, sıkıntı yok, alacağız biz de. Ve zaman zaman işte bu şekilde margin işlemler yaptım izlediğim grafiklerle. Ripple bu seviyeden arkadaşlar hala alınabilir. Artış beklentim var. Ama kar realize edebilirsiniz benim gibi. Bakın şurada 76'larda bir direnç var. Bu bölgede karınızı realize edip tekrar şu trendde dokunduğu yerlerde, mesela örnek veriyorum, bir sonraki 76'da satıp tekrar 66'lardan alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar Ripple, Ethereum gibi, bakın şu an CoinMarketCap'e geçeceğim. 2017'nin coinleri arkadaşlar kazandırıyor. Furya o yönde. Bunlardan bahsedeceğim. Fakat öncesinde size ufak bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Binance Global, dünyanın en büyük borsası Binance'ın arkadaşlar, Türkiye için, Türkler için özel açılan bir borsası var, Binance TR diye. Ve airdrop'la herkese 40 TL dağıtıyor arkadaşlar. Hiç burada yapmanız gerekenleri, bakın 10 dakikalık bir videoda anlattım. Çok kolay bir şekilde siz de 40 TL kazanabilirsiniz. Acele etmenizi tavsiye ederim. Önden katılanlar önden alıyor. Kampanyanın temeli bu. 40 bin liralık bir havuz var çünkü totalde. Ve arkadaşlar bu videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olan ve Twitter'dan takip eden 3 arkadaşa, bakın videoda detay yazdım, 75 TL, toplamda 225 TL dağıtacağım. Arkadaşlar hem buradan 40 TL kesin, bu herkese dağıtıyor, 40 TL kazanabilirsiniz. Çekiliş 75 lira kazanabilirsiniz. Aynı zamanda şanslı 20 kişiye 500 TL dağıtıyor Binance. Bir de arkadaşlar son olarak, çok uzatmayacağım bu kısmı, Binance'da şey, Twitter'da Monte Crypto kontu kanalıma gelin arkadaşlar. Bakın burada sabitlenmiş bir tweet var. Burada da 3 kişiye 100 TL dağıtıyorum. Burada yapacaklarınızı anlatıyorum. Çok basit, retweet falan, o tarz şeyler. Bu çekişlere katılın arkadaşlar. Şansınıza güvenin. Bana çıkmaz demeyin. Şahsen ben katılıyorum. Ve Binance'ın mesela bir sürü etkinliğinden yararlandım. 30 dolar kazandım, 40 dolar kazandım. Şansınıza güvenin arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Ethereum. Ethereum da çok güzel şişti. Pump yedi. Ve
620 dolar arkadaşlar bizim Ethereum'da direncimiz. Hocam neye göre direncimiz? Bakın burada 2018'de ta 2018'den gelen bir direnç var arkadaşlar. Biraz daha gelelim. Bakın şurada 2018 Haziran ayından gelen ciddi bir direnç var. 620 dolarları kıramamış ve uzun süre kıramamış. Çok ciddi hacimler yapmasına rağmen bu bölgede devam etmiş. 100 dolarları görmüş vesaire. Fakat şu an şöyle çok yani keskin bir artış var arkadaşlar. Keskin bir artıştan dolayı böyle çok ciddi alabileceğiniz bir trend yok. Düşüş olur mu? 620 dolarlardan sonra ben düşüş bekliyorum. Tabii Bitcoin hareketine bağlı. Bitcoin sert hareketlerinde altcoin'ler tamamen ezilir arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiği açalım. Günlük grafikten çıkalım. Şimdi arkadaşlar Ethereum neden bu kadar arttı? Öncelikle bundan bahsedeyim. Ethereum 2.0 denilen bir olay var. Ethereum güncelleme alıyor. Şu an Proof of Work dediğimiz ekran kartlarının işlemci gücüyle kazılıyor Ethereum. Fakat Proof of Stake'e geçecek. Yani sen işte 20 Ethereum stake edersen madencilik yapıyorsun, para kazanıyorsun ve artık ekran kartı gücüne ihtiyacımız olmayacak. Proof of Stake destekliyorum. Güzel bir şey. Ve bunun için arkadaşlar toplamda örnek vermek gerekirse farazi bir rakam atıyorum. İşte 150 milyon dolarlık Ethereum'un o havuza kitlenmesi gerekiyordu. Ve bu başarıldı arkadaşlar. Tabii bu Ethereum'da bu havuzun kitlenmesi için herkes deli gibi Ethereum aldı. Fakat şu an yani bunu oldu, talep oluşturdu. Talep enflasyon oluşturdu. Tabii Bitcoin fiyatı da güzel olunca Ethereum pump yedi arkadaşlar. Yani 350 dolar seviyesinde yani bir ay falan olmadı. Şu an neredeyse iki katına çıktı. 490 dolar seviyesinde almıştım. Twitter'dan da bahsettim. Şu an 606 dolar kazandırdı mı? Çok güzel kazandırdı. Buradan alınır mı? Alınır. Fakat 625 dolar civarlarında ben elimdekini temizlerim. Tekrar trendi takip ederim. 540 dolar seviyelerinden alırım. Çünkü birkaç gün önce yani tekrar 498 dolar gördü arkadaşlar. 620'den 498'e düştü. Kar cebe yakışır deriz. Ya 2017'de 2018'de yaptığımız hataları siz yapmayın arkadaşlar. 10 katına çıkacak diye beklemeyin. Karınızı alın. Fırsat kovalayın. Fırsat bitmez. Yüzlerce altcoin var. Fırsat bitmez. Ethereum inceleyelim arkadaşlar. Şu an güçlü al veriyor zaten. Son bir yılda %337 kazandırmış dolar karşısında. Yılbaşından beri %369. 6 ayda %80. Son bir haftada %6.4 kazanmış. Ethereum'dan da margin işlemlerim oluyor arkadaşlar. Normal spot işlemlerim. Ben çoğunu spotta yapıyorum ama zaman zaman risk seviyorum. Margin işlem de yaptığım oluyor. Futures dediğimiz daha doğrusu vadeli işlemler yapıyoruz. O şekilde. Arkadaşlar bakın şurada bir destek seviyemiz var. 580 dolar seviyelerine kısa süreli bir gerileme yaşayabilir. Şu banda girebilir. Ama çok fazla sıkacağını sanmıyorum. Ethereum için yani fırçamızı çizersek şöyle bir grafikle devam edebilir. Akabinde bunu kırarsa eğer arkadaşlar bu bölgeden ben alım yaparım. Eğer bu bölgenin altına düşerse ben bu bölgede de stop koyar satarım. Yani ben size al sat demiyorum. Hangi bölgede ne işlem yapacağımı anlatıyorum. RSI'ye baktığımız zaman şu an daha şişme seviyesine gelmemiş. Yani aşırı alım yememiş. Bu bölgede Ethereum'u takip etmeye devam edeceğim. Gelişmeleri Telegram grubunda da paylaşıyorum. Ethereum için arkadaşlar da yorumlarım bu şekilde. CoinMarketCap'i açacağım. Size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir haftalık kazançlara bakalım. Bak %20 kazanmış Xripple 2017'nin coin'i. %14 kazandırmış ADA Cardano 2017'nin coin'i. %68 kazandırmış Lumen. Bu benim gözümün nuru. Stellar'ı çok severim. Her zaman elimde bir miktar tutarım. Yine 2017'nin coin'i. Devam ediyorum. %18 kazandırmış 2017'nin coin'i. Devam ediyorum. Şöyle iyi kazandıranlara bakıyorum. %21 kazandırmış 2017'nin coin'i. Yani burada ne demek istiyorum arkadaşlar? Ne demek istiyorum? Bakın bunların hepsi yeni coin'ler. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar 2017'nin coin'leri kazandırıyor. Niye? İşte zil aynı şekilde. Ana sebebini söyleyeyim mi size? Şimdi bir sürü insan Google'a Bitcoin yazıyor. Altcoin hangi altcoin kazanır yazıyor. İşte bunlarla ilgili yıllardır biliniyor. Bir sürü indeks var Google'da. Böyle olunca da millet o bölgeye yöneliyor. Eski coinler. Bu furya bunlarda arkadaşlar. Şu an furya bunlarda DeFi'de vesaire değil. Millet bu tarafa kaçıyor. Genel olarak arkadaşlar dominansa da bakalım. Dominansımız ne seviyede Bitcoin dominansı? Arkadaşlar şu an 63 seviyelerinde bakın 67'lere çıktı ve altcoin'ler ezildi. Açıkçası 60'ın altına düşerse bakın şu bölge hemen buraya bir horizontal atalım.
Bunun altına düşerse ki şurada bir şansını denedi, fitil attı. Altcoin'ler için boğa geliyor diyebiliriz. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Sizlere bir teknik analiz yaptım. Teknik analiz arkadaşlar önemlidir. Evet, size tavsiye ederim teknik analiz videolarını. Devam etmemi istiyorsanız açıkçası videomu beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenin ki ben de anlayayım, teknik analize devam edebileyim. Teknik analizden merak ettiğinizi düşünerek. Çünkü arkadaşlar bu eğitim, araştırma, teknik analiz iştir arkadaşlar. Yani random işleri değildir. Teknik analiz videolarına devam etmemi istiyorsanız videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda analiz yapmamı istediğiniz altcoin'leri yazın. En çok talep gören altcoin'i analiz edelim. Şimdi arkadaşlar bunlar dışında artık videomu kapatıyorum. Sizlerden ricam, bakın burada Monte Crypto kontu, Telegram kanalımız, AirDrop kanalımız var yine aynı şekilde ve Twitter hesabımı takip etmeniz. Aynı zamanda arkadaşlar Kasım ayında dedik ki, ne dedik? Bu arada Aralık ayı gelmiş. Aralık ayınızı tebrik ederim. Hepinizin huzurlu, güzel, mutlu bir Aralık ayı yaşarsınız ve inşallah şu 2020 senesini güzel bir şekilde kapatırız temennisiyle videomu sonlandıracağım. Kasım ayında dedik ki 3000 hedefimiz vardı, ulaşamadık arkadaşlar. Ben Aralık ayında hedefi artırıyorum. Aralık ayında 4000 abone olacağız diyorum desteklerinizle. Umarım bunu başarırız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.